Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve artık yeni aydayız. Ağustos ayı 1 Ağustos 2014 günlerden ise arkadaşlar Cuma. Haftanın son ayın ilk işlem günüydü bugün ve 16.53 şu an itibariyle saatlerimiz canlı yayınımız başlıyor. Canlı yayına girerken arkadaşlar daha doğrusu girmeden hemen önce diyebiliriz. Tarım dışı istihdam ve işsizlik konu rakamları geldi Amerika'dan. Bu verilere baktığımız zaman aslında veriler çok olumsuz sayılmaz. Hemen şöyle forexpark.net üzerinden sizlerle bunu paylaşalım verileri. Evet, işsizlik oranı verisi 6.1 beklenirken geçtiğimiz ay da aynı seviyedeydi ki bir düşüş vardı geçen ay, hatırlıyorsanız beklentiden çok daha olumlu bir veriyle karşılaşmıştık arkadaşlar. Bu veriye rağmen bu sefer birazcık hafif bir toparlanma var ve aynı zamanda şurada tarım dışı istihdam rakamları vardı. 233 bin bekleniyordu bu ay. Geçen aya göre düşüş bekleniyordu. O düşüşten biraz daha aşağı 209 bin civarlarında bir rakam geldi. Çok mu düşük derseniz hayır. Amerika için çok mu olumsuz bir rakam? Hayır. Çok olumsuz bir rakam değil. Zaten bu ay hafif bir düşüş bekleniyordu. İşte bu düşüşün biraz daha altında geldi. Ama bu verir arkadaşlar dolar tarafındaki yukarı hareketi birazcık önüne bir bariyer koydu diyebiliriz. Yani bugün için aşağı doğru 1.33'lerin altında bir kapanış beklemek gibi bir düşünce mantıklı olmayacaktır. Ha, yukarı doğru çok gider mi? O da hayır. Yukarı doğru da çok ciddi bir hareket potansiyelimiz yok. En fazla işte 34-50 civarlarına doğru bir tepki belki gelebilir diye düşünebiliriz. Sonrasında hani 35'lerin üzerinde bir kapanış beklemiyorum zaten, onu söyleyeyim. Bu düşünceme istinaden yapmış olduğum analizlerde de sizlerle arkadaşlar fark ettiyseniz forexpark.net üzerinden yine haber sonrası yapmış olduğum euro dolar güncellemelerinde önce ilk tepkiyi görmüştük. Yukarı yöndeydi bu ilk tepki. Bakın şu hareket yukarı doğru bir tepkiydi. Dedik ki arkadaşlar 25 kırılmadı. 25 civarlarındaki direncimiz hala kırılmadı. O yüzden aşağı doğru gevşemeler gelebilir ve ana trendi bozacak bir hareket halen yok demiştik arkadaşlar. Aşağı hareket beklentimiz devam ediyor demiştik ki 34-25 biliyorsunuz gece analizinden itibaren sizlerle paylaşmış olduğumuz kısa vadeli düşünenlerin güzel bir kırılma seviyesiydi. Kısa vadeli düşenler ise 34-25'in altında kaldığımız sürece geri çekilme beklentisi içerisindeydik. Tamam, çok güzel. İlk hareket zaten dediğimiz gibi yukarıdan sonra aşağı doğru geldik ve görmüş olduğunuz gibi 33-86'ya ulaştık arkadaşlar. Ve burada bir takılma yaşamaya başlayıp ilk tepkiyi yukarı yönde verdi. Verdikten sonra hiç zaman kaybetmeden yeni bir güncelleme yaptık ve dedik ki sizlere 33-86 desene kadar geriledi fakat bunun altında kalınması durumunda yukarı hareket beklemekte fayda var. Aksi senaryoda tekrar 34-25-34-50 civarlarına kadar hareketler mümkün demiştik. 25'lere kadar tekrar geldik mi 28 yaptı. Sonrasında tekrar aşağı doğru bir hareket potansiyeli yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yalnız bakın hani şu anda artık aralığı sizler de anladınız herhalde arkadaşlar. Şöyle bakın 25'te 85 arasındaki bölge artık bir aralık içerisinde. Bu aralığın yukarı doğru kırılması ki bakın şöyle yapalım tam 25'i oturtalım şeyde. Evet. Şu aralığın arkadaşlar üzerinde bir hareket hızlı bir tepkiyle karşılaşırsak önce 50'lere doğru bir tepki görebiliriz. Sonrasında 34-80-35 civarlarına doğru yeni tepkiler karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi çok ciddi bir çıkış beklemiyorum ben bu verilerle birlikte. Sadece aşağı hareketin önünü kesti diyebiliriz. Bugünkü kapanışlara göre önümüzdeki hafta bu çıkış devam eder mi? Bu haberlerin etkisi sürer mi diye bakacağız. Hatırlıyorsanız yağını yapmış olduğu konuşmada ne demiştik? Kendisi istihdam piyasasındaki sıkıntılardan bahsetmişti. Sanki birazcık bu haberin sinyalini vermiş gibi duruyor. Hafif böyle bozulma var. Ama dediğim gibi çok olumsuz bir geri olarak da algılanmamalı. Pariteyi tekrar 35-37'lere doğru bir çıkışı başlatacak bir
Yani bugün için, bugünden bahsediyorum tabii ki, bu çıkışı başlatacak bir senaryo olduğunu düşünmüyorum ben, en azından bugün için. Ama günlük kapanışlar atıyorum ki şöyle 25'lerin üzerinde olur ya da 40'ların üzerinde olur ve yukarı hareket devam ederse, o zaman tamam, kapanışı da 50'lerin üzerinde yaparsak önümüzdeki hafta bu çıkışın bir miktar daha devamını görebiliriz. Bunu da belirtmiş olayım, çünkü saatlik grafiklere baktığımız zaman sevgili dostlar, eğer kapanış bahsettiğimiz seviyelerden gerçekleşir ise, yani az önce de sizlerle paylaşmıştık ya, evet, 55'lerin üzerine doğru bir hareketle karşılaşır isek eğer ki, bakın zaten şuradaki 200'lük hareketli ortalamayı çok net olarak görüyorsunuz. En son bu seviye 1.36'ların, 1.36 civarlarında direnç olarak kullanılmıştı, kırılamamıştı, aşağı doğru gelmiştik ve şu anda da zaten bakın tam bu civarlardan geri dönüşler var. 25-30 civarlarından burası 200'lük hareketli ortalamadır. Buranın üzerindeki bir yukarı hareket ve belki de günlük ve haftalık bir kapanış yukarı hareketi biraz daha destekler ama bunu başaramazsa yeniden yön aşağı olacaktır. Hala da aşağı hareketi bozacak bir senaryoyla karşılaşmıyoruz. Tamamdır. Haydi bakalım, Euro dolar takip edenler için bence bu yeterli bir analiz. En azından kapanışa kadar sizleri idare eder. Sonra zaten pazar gecesi açılışında eğer bir aksilik olmazsa sevgili dostlar, sizlerle yine bunları paylaşacağım. Şimdi Euro dolar aşağı bekliyoruz. Sterlin dolarda durum farklı mı? Hayır, kesinlikle değil. Sterlin dolar içinde gece saatlerinde arkadaşlar yine aşağı doğru hareket için güzel bölgeler olduğunu söylemiştik. 1.70 ana direncimizdi. 69.57 seviyesi de arkadaşlar kısa vadeli biraz daha gün içi çalışanlar için direnç bölgesiydi. Hiç buralarla uğraşmadığı günlük pivot noktası olan 68.90 civarlarını bile kıramadan arkadaşlar geri çekilme devam etti. 68.18'i hedefliyorduk biliyorsunuz. Sabah saatlerinde ilk iki hedefe ulaşmıştık. 68.61 ve 68.45. İlk iki hedefe ulaşmıştık. Bunları da zaten sizlerle paylaştık. Görmüş olduğunuz gibi ilk hedefimiz 68.61, sonrası da 68.45 ve 68.18'ler karşımıza çıkacaktı. Buraya da ulaştık, haberden sonra stile duyurusunu yapmadık ama buraya da ulaştık. Buranın da altına doğru bir tepki olursa 67.78 aklınızda olsun. Sitede hani sadece gece analizlerinde var. 67-78 seviyeleri, buraya kadar da geri çekimin devamı mümkündür eğer 66-18 kırılırsa. Hala ve hala yukarı hareketler geri çekilmek için fırsat olacaktır diye tahmin ediyorum ben. O yüzden çok çok fazla ısrarcı davranmayın burada. Geri çekilmeler, yukarı hareketler konusunda ısrarcı davranmayın. En azından 68-90'ları da direnç olarak kullanarak geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz sevgili dostlar. Şu anki görünüm bu. Yukarı hareketleri dediğimiz gibi geri çekilme fırsatı 68-18'in altı da aşağı hareketi devam ettirecektir sanki. Tamam mı? Bunları söyleyebiliriz ve geldik altına, çok uzatmayalım. Arkadaşlar bugün çok zamanınızı almayacağım çünkü haftanın son günü artık biliyorum. Zaten bayram nedeniyle. Bayram bir tatil olmadığı için sonuçta hepimizin belirli görevleri var. O yüzden de yorgunluk da var ve yine iki gün boyunca işlem, daha doğrusu piyasa açıktı ve bayram süresinde de zaten ekran başındaydınız görmüş olduğum kadarıyla. Telefonlar, mailler eksik olmasın, yine bol bol geldi. Forex'i her gün bayram demiş Özkan Bey, kesinlikle öyle, haklısınız değil mi? Peki, şimdi altına geldik. Altın için gece saatlerindeki analizde sizlerle ne paylaştık biz? Ne paylaştık biz sizinle arkadaşlar? 1280.53 dedik arkadaşlar. Buranın altına inilmesi durumunda yeni hedeflerimiz vardı. 76, 70 ve 63 küsürlerde. Ancak 1280.53 kırılamaz ve verilerin de etkisiyle yukarı tepki başlarsa, bakın bu senaryo gerçekleşti. 1293.03, 1296.90 ilk iki hedefimizi, sonrasında 1303.15
ve hatta sonrasında belki 1313'lere kadar yukarı doğru tepkiler izleyebiliriz demiştik arkadaşlar. Bakın nereden döndük? 1280.53'ten döndük. Tam belirtmiş olduğumuz yerden, belirtmiş olduğumuz ikinci hedefe kadar çıktık ve buradan tekrar bir geri çekilme var. Bu direnç kırılamazsa geri çekilme devam eder. Onu da söyleyeyim. Çünkü net olarak diğer paritelerde de trend bozucu bir etki olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz Euro'da da hala 25'ler kırılmadığı takdirde aşağı hareket bekliyoruz. Bu beklentimizi koruyoruz. O yüzden de burada da çok çok net bir kırılma gelmesi gerekiyor. Zaten bunun güncellemesini az önce yapmıştık 16-18'de. Ne dedik sizlere? 1297'nin kırılması ile 1313-15. Yani bakın şuraya kadar bir tepki. Şuradaki aralık biraz daha açık duruyor. Buradaki hareketli ortalamanın çok fazla çalışacağını tahmin etmiyorum ben ama o yüzden de zaten 1313-1313-15'lere kadar bir hedef belirttik. Bakalım aklımızda olsun. Burası kırılır ve hızlı bir yukarı tepki başlarsa da 1313'lerin en kuvvetli direnç olduğunu tekrar belirtmek isterim sizlere. Peki 1296-90 bu seviyeyi değerlendirdiniz ve 1297 kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklediğinizi varsayıyorum. Analize güvendiniz, yapmış olduğum analiz sizlerin de kafasına yattı ve işleme girdiniz diyelim ki buradan başlayan düşüşte nerelere kadar bekleyeceğiz bu hareketi? Arkadaşlar bakın şuradaki harekette ortalama 1289-80 civarlarında buradan bir miktar karı belki ya daha doğrusu riski azaltabiliriz. Sonrasında 1286-78 ve 1280-53'ler karşımıza çıkacak. Bence 1286-78 de yeterli olabilecek bir hedeftir. Hani çünkü çok çok da ciddi bir aşağı harekette beklemiyorum. Artık bugün için 1280-53'ün kırılmasını da beklemiyorum. Açıkçası sevgili dostlar bakın 4 saatlik grafiklere baktığımızda da yavaş yavaş şu bölgeden yukarı doğru tepkiler var. Şurada bakın bir yatay bir hareket varken MACD göstergesinde. Bakın şu bölgede neredeyse yatay bir tepki varken hatta şuradan baz aldığımızda yukarı doğru bir tepki varken buradan ciddi bir aşağı hareket var. Bu da hani bir uyumsuzluk gösterdiği için dün gece 1250.80 civarları pardon 1250.80'di galiba değil mi? 1280.50 pardon evet 1280.50'yi baz almıştık destek olarak kırılma seviyesi olarak. Burası da daha kırılmadı madem öyle. Haydi bakalım. Yukarı hareket başladı. Şimdi de buranın altında bir kapanış beklemediğimi söyleyeyim ama kırılırsa da yapacak bir şey yok. Tabii ki 1276 civarları sonra 1270 civarlarına kadar da yeni tepkiler karşımıza gelebilir. Arkadaşlar değineceğim. Birazdan sorularınızı da alacağım. Pelin Hanım'ın bir mazuratı var galiba. Demiş ki altın düşmeyecekse çıkacak o zaman. Değişik bir mantık tabii ki. Pelin Hanım sanırım alışlarınız var ve terste kaldığınız gibi geliyor bana. Bu yorum çünkü başka türlü çıkmaz. Evet peki. Tahmin ettik zaten. Değil mi arkadaşlar çok zor olmadı. Şimdi madem öyle ve dolar TL'ye bakalım. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz yukarı doğru hareketler vardı. 2.15-30 civarlarına kadar hareket bekliyorduk. Biliyorsunuz kaçtan dönmüşüz bugün? 2.15-10'dan dönüşler var. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Dolar TL'yi takip edenler bu işten karlı çıktılar. 2.15-2.30 arasındaki bölge kırılamadı ve dün belirtmiş olduğumuz dirençten yaklaşık 200 piplik bir düşüş var. 2.13-16'dayız. Evet 200 pip dedik ama 196 pip. Sonra bazı arkadaşlar düzeltiyorlar beni. Böyle söylüyorsunuz ama bu kadar pip bu kadar kazanmadık biz diye. Arkadaşlar zaten şunu da tekrar edelim. Biz burada kimseye sinyal vermiyoruz. Sadece paritenin gidebileceği noktaları tespit etmeye çalışıyoruz. Kırılma seviyelerini belirterek. Belirtmiş olduğumuz noktalar hem alıcılar hem de satıcılar için. O yüzden de fark ettiyseniz bana soru sorarken de alıcı mısınız satıcı mısınız ya da almayı mı düşünüyorsunuz satmayı mı düşünüyorsunuz bunu size sormuyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. 2.15-30 civarları dedik. Mesela bir alıcıysanız
alış yapmayı düşünüyorsanız parite için 2.15-30'un üzerinde giriş yapmanız belki daha sağlıklı olabilir şeklinde bir düşünceyle hareket edebilirsiniz. Ya da satmak istiyorsanız yine 2.15-2.15-30 civarlarından geri çekilme bekleyebilirsiniz. Buraların güzel noktalar olduğunu en azından size göstermeye çalışıyorum. Ya da daha önce alışlarınız var ve kendinize bir take profit noktası arıyorsanız 2.15-2.15-30 güzel bir take profittir. Daha önceden satış yaptıysanız ve zarara gidiyorsa pozisyon, en azından 2.15-30'un kuvvetli olduğunu ve eğer sizin de bakiyenize uygunsa 2.15-30'un üzerine de stop koyabileceğinizi en azından kavruyorsunuz. O yüzden burada belirttiğimiz hedefler kesinlikle pip bazında size ne kadar kazandırdığımızı söylediğimiz şeyler değildir. Bunlardan kar da edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Zaten kaç piplik bir hareket olduğunu da sizlere yazılı olarak da sunmuyoruz fark ettiyseniz. Bunu yapma amacım da tabii ki kesinlikle bunun bir kar ya da zarar oluşturacak bir hamleyle bir amaçla sizlere sunmadığım içindir. Amacım sadece sizi doğru yolu göstermek. Ama analizleri sürekli takip eden arkadaşlar sanırım ne demek istediğimi gayet net anlıyorlar ve bu işten de ciddi şekilde paralar kazanıyorlar. Ya da zararlarını en azından doğru yerde kesmeyi biliyorlar. Çünkü zararı kısa kesmek de bazen çözüm değil, çok uzatmak da çözüm değil arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili dostlar, dolar TL için şu saatten sonra artık ben herhalde 2.12.70'lerin altına doğru bir hareket beklerim ki 2.12 arkasından 2.10.85'e doğru bir hareket gelsin. Aksi takdirde bu geri çekilmeler bence yukarı hareket fırsatı olacaktır. 2.12 civarları kırılmadığı takdirde 2.12.05, 2.12.70 belki şurası bir aralık aslında. Şu aralığın üzerinde yukarı hareketin devamı beklenebilir. Bu aralık kırılamaz ise yukarı tepkiler dediğimiz gibi tekrar mümkün 2.15'lere kadar. Ancak 2.12'lerin altı tekrar bizleri aşağı doğru taşıma potansiyeline sahip. Bu bölgeye lütfen dikkat. Tamam mı? Peki arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Özet kısımlar, diğer pariteleri de birazdan burada bizimle olan arkadaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer ki sizler de bu analizleri takip ediyorsanız, daha doğrusu etmek istiyorsanız diğer pariteleri de her gün yapmış olduğum canlı yayınlara katılmanızı öneririm. Zaten katılım ücretsiz, saat 17 civarlarında başlar. Yaklaşık yarım saat, soruların yoğunluğuna göre bazen 1-1,5 saate kadar da sürebiliyor. Peki bakalım, şimdilik bu kadar. Özet kısımları bitiriyorum. Herkese iyi hafta sonları. Biz burada devam edeceğiz.